Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan sizlere Cuma hutbesinin Türkçe'ye çevirisini sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَالسُّلْحُ hayır. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortayı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam, evlilik hayatını özel bir kutsallığa ve yüce bir konuma bağlamış. Sevgi, merhamet ve karşılıklı saygı çerçevesinde istikrarını, karşılıklı bağımlılığını, uyumunu ve kalıcılığını garanti eden haklar ve ahlak kuralları kılmıştır. Allah Teala şöyle buyurur, onlarla iyi geçinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünen kimse görür ki Yüce Allah evliliğe saygı gösterilmesi gerekliliğini belirtmek ve yıkılması ve ihlali tehlikesine karşı uyarmak için sağlam bir söz olarak onu adlandırdı. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar da sizden sağlam bir söz almış. İslam şeriatımız eşlerin her birisini hayat arkadaşına insafla bakmaya, iyi yönlerini değerlendirmeye ve aile hayatını sürdürmenin barınma, psikolojik ve davranışsal istikrar ve çocukların mutluluğu açısından avantajlarını düşünmeye çağırır. Allah Teala şöyle buyurur. Onlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse karısına kim beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Bildiğimiz gibi mükemmellik ancak Allah'a mahsustur. Peygamberler dışında hiçbir kimse günah işlemekten masum değildir. Evlilik yaşamının aile huzurunu bozabilecek bazı bakış açılarına tabi olabileceğinde şüphe yoktur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in bunun için etkili bir tedavi geliştirdiğini ve her türlü iyiliğin uzlaşma, uyum, rıza ve iyilik olduğunu açıklığa kavuşturduğunu görüyoruz. Allah Teala şöyle buyurur. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir, ha bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları ozlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. İşte bunda Allah'ın büyük mukafat olur. Allah'ın büyük mukafatı olur. Allah Teala şöyle buyurur. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mukafat vereceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur size orucun, namazın ve sadakanın derecesinden daha faziletli bir ameli haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmektir. Ne var ki evlilik hayatını sürdürmenin imkansız olduğu düşünülürse o zaman şeriatımız aile varlığının devamını sağlamak amacıyla üfke fırtınasını dininceye, dininceye kalpler yumuşuncaya ve akıl hakim oluncaya kadar beklemeyi emretti. Böylece meseleyi güzden geçirilir ve uzlaşma gerçekleşir. Şüphesiz buşanma şeriatın barınma, sevgi ve merhamet esasına göre yapılmasını emrettiği bir evin yıkılması demektir. Ayrıca başta çocuklar olmak üzere aile ve toplum üzerinde birçok risk ve olumsuz etkiler taşımakta. Bu bu da çocukların aileden ayrılmalarına neden olmaktadır. Ana ve babanın birbirinden ayrılması çocukların psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamalarına aile dağılmasından dolayı onların iyi ve sağlıklı yetişme unsurlarından yoksun olmalarına yol açar. Ve onlar onları psikolojik rahatsızlıklara ve akademik gecikmeye karşı savunmasız kılar. Bundan dolayı da çocukların davranışsal sapmaları veya aşırılık, şiddet ve terör grupları tarafından kutuplaştırılmaları ve ideolojikleştirilmeleri kolay olur. Şeytan aile yapısını bozmak için eşlerden herhangi birini baştan çıkarmak için işini yapar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İblis arşını suyun üzerine kurar. Sonra da çetelerini gönderir. Bunlardan Rütbece en yakın olan fitnece en büyük olanıdır. Biri gelip şunu şunu yaptım der. İblis hiçbir şey yapmamışsın sözüyle karşılık verir. Sonra bir başkası daha gelir ve yaptıklarını anlatır. Karısıyla aralarını ayrıncaya kadar peşlerini bırakmadım der. Bunun üzerine iblis onu kendine yaklaştırır ve aferin sana sen ne iyisin diyerek iltifat eder. İşte bu yüzden şeytanın tuzaklarından kurtulmak için zekamızı kullanıp uyanık olmalıyız. Tüm toplumda karşılıklı bağımlılık ve istikrarın sağlanması için uzlaşı, saygı ve sevginin tüm aile üyeleri arasında hakim olması ne kadar güzel. Allah'ım kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.